aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok çabam yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni gibi. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Gece yağmur yağmış galiba. Nazgül kalk, evi çalmışlar. Tamam. Ne evi ulan biz? Pamuk. Uyanın. Uyanın. Alo. Şişt, tamam kal sen git, emzir satılmışsın ya. Kız kalk, Allah kahretme. Kalk, neredeyiz? Kalkın bozoklar, kalkın. Ne yapıyorsun? Allah'ım neredeyiz, bize ne oldu? Neredeyiz ya? Burası neresi? Lan nere bura? Cüzdanım, telefonum. Neredeyiz ya biz? Cüzdanım yok, hiçbir şeyim yok. Halim beni çata yok. Ya millet. Bir durun ya. Bir sakin olun. Ya ne saçma sapan konuşuyorsun? Allah'ım. Allah'ım, çantamız yok, telefonumuz yok, bir yerlerimizde bir şey, her yerinizi kontrol edin. Belki başımıza bir şey geldi. Hala sakin ol diyorsun. Oğlum, kız. Yoksa öldük de cennete ne mi düştük? Affet bak. Ne oldu? Deniz, kum, güneş. Allah bunları istedi. Cennet, cennet. Lahiş, ne cenneti? Vallahi Gökhan, şunu aklına sok anam. Senin bu alemde de, ahirette de görüp görebileceğin tek huri benim. Arkadaşlar, saçmalamayın. Eğer kim öldüysek burası cennet olamaz. Olsa olsa cehennemdir. Çünkü yanımda abi cehennem zebanisi kırıklı odun var. Evet, evet. Saçmalamayın. Kimsenin öldüğü yok. Belki siverekli kaçırıp getirmiş bizi buraya. Ya iyi de neden burası? Ya benim bildiğim bir insanı kaçırdığında karanlık bir depoya tıkarsın. Yani biz öyle yapıyorduk. Ayıp kız. Allah'a mı ayıp konuşuyorsun gülüm? Ben seni kaçırdığımda depoya mı kaydırdım? Aynı şey mi? Değil. Ya affedersiniz ama neden hala burada durup konuşuyoruz? Hadi ben sakatım, yürüyemiyorum. Siz de mi yürüyemiyorsunuz? Doğru düğün. Berm abim. Ya hadi bir dağılak, bir etrafı keşfedek, bir şey yapak. Tamam, hadi dağılın. Bir dakika, dağılmayalım. Dağılırsak yıkılırız. Bir olalım, dirlik olalım. Birbirimizden ayrılmayalım. Dayım dağılsın. Evet, dayım dağılsın. Çünkü bizleri bu durumlara sokan o. Haydi git dayı, ne bulunması gerekiyorsa bul. De haydin. He valla de haydin, git git selametle. Pii ahlaksızlar. Böyle hemen sattınız dayınızı. Satmak yok, satmak yok. Ne olsa var. Geç la olsa, geç. He. Doğru diyorsunuz. He lan. Sizi ben soktum bu duruma, ben çıkartacağım. Aşkım. Seni çok seviyorum. Zaten hep sevdim seni. Hakkını helal et, tamam. Ya demesene öyle. Ben de geliyorum seninle. Yok, hayır, hayır.
Sen burada kalacaksın gülüm, tamam mı? Ben gideceğim, olayları keşfedeyim, geleyim. Seni ben kurtaracağım. Hamınızı ben... Odur! Ben kurtaracağım hepinizi, tamam? Bana duran sizin yanınızda. Yenge merak etme, ben de. Aa, sen istiyorsun, yoksam yok. Yok, odun benim kalbimde. Haydi. Ben yalan. Ya benim abim, biz de gidiyor. Ne diyorsun? Niye benim kocam gidecek? Biz, abi. Seni seviyorum, tamam mı? Allah! İyi misin? İyiyim. Ufe! Ay yeter, beni bırakma. Sen beni bırakma. Ağalar, sizi buraya topladım. Çünkü hepiniz duymuşsunuzdur. Torunlarım kayıp. Kaçtılar mı, kaçırıldılar mı bilmiyorum. Ama ve lakin şu an itibariyle Çukurova'da seferberlik ilan ediyorum. Merak etme ağam, her taşın altına bakarız. Ağam, bütün evleri didik didik ararız. Dinirim, hı. Yabancı birilerini görüp görmediklerini bir sorun isterseniz. Ağalar, şimdi herkeslere sorun soruşturun. Darlasına, bağına, bahçesine son vakitlerde şehir dışından maraba alan oldu mu? Ayrıca da sorun ki ne? Şehir dışından misafirleri gelmiş mi, gelmemiş mi? Yok ağam. Hepsi adını sanını bildiğimiz insanlar. Hele ki kalender ağlarına hiç yanlış yapmazlar. De haydi o zaman. Duranlarla birlikte her yeri didik didik arayacaksınız. Emredersiniz ağam. Kalender ağınızı duydunuz. Şimdi herkes tarlalara haber salsın. Irgatlarız gözünü dört açsın. Kanala, göle, ormana her bir yere bakın. Torunlarımı da bulmadan gelmeyin. De haydi. Abi, abi iyi misin? Kızım. İyiyim. İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de. Benim çocuklarım acaba iyi mi onu bilmiyorum. Onların damarlarında bozok kanı dolaşıyor benim oğlum. Sen yüreğini ferah tut. Çocuklarımıza kolay kolay bir şey olmaz evvela. İnşallah. Ya bu halı nerede kaldı? Başına bir şey gelmiş olmasın? Allah. Geldi Baran. Ne oldu? Yol bir şey bulabildin mi? Yol çok. Ha? Ama her yıl denize çıkıyor. Doğuya gittim deniz, batıya gittim deniz, kuzeye gittim deniz, aha güneye geldim gene deniz. Bu çiğkattı Serpil Otte. Bu siverekli bizi eşsiz bir adaya kapatmış. Ne kız ne adası be? Beş tarafı denizle çevrili kara parçası. Dört. Hem de en ıssız olanında. Peki biz şimdi ne yapacağız acaba? Bence asıl soru Siverekli'nin ne yapacağı. Lan Siverekli! Neredesin lan? Oğlum ortaya çıksan Allah teke tek konuşak. Evet Siverekli. Çık ortaya dayımla teke tek o kapışın. Ne yaparsanız yapın. He valla. Aha telefon. Abileri de var. Telefon yok. Hani? Bir susun da duyalım ses. Nereden geliyor? Aç, aç hemen aç, aç, aç. Alo. Bağırmana gerek yok Baran ağa. Fısıldasan da duyarım seni, merak etme. Siverekli sesin. Ya ne istiyormuş? Lan! Söyle çıkarsın buradan! Söyle çıkarsın buradan! Ne istiyor ya? Ne istiyorum? Söyle! Senin derdin ne lan? Senin derdin ben der miyim oğlum? Lan bu garibanları niye burada tutuyorsun? Aramızda hamile var, hamile! Vicdansız kadar! Lohusa, lohusa! Ben dürüst adamımdır Baran ağa. Sana seni can evinden vuracağım demiştim. Ailen de senin can evin olduğuna göre sözümü tuttum demektir. Bak beni iyi tanıyamamışsın. Oğlum buradaki tek duran benim lan. Bunların hepsi bozuk. He? Bilmez olur muyum?
Kızlarını kaçırdığın halde canını bağışlayanlar, her başın sıkıştığında sana kapılarını açanlar değil mi bozoklar? Ne diyor? He, doğru diyorsun Allah'ım. He işte, ben de onlarla, yani en kıymetlilerinle sınayacağım seni. Ne? Ne oldu? Ne diyor? Dayı. Hayır. Beni sizle tehdit edin. Ne? Memlede mi? Baran, polisi arar mısın hemen? Polisi ara, itfaiye ara, jandarmayı ara, ambulans, metro komutanı ara, komutanımızı ara. Haydi. Hemen ara. Ara. Kapat, şimdi işim var. Boşuna uğraşma demek için aradım seni. Aç hoparlörü, aç, ne diyor, aç. Telefon sadece gelen aramaya açık. Kimseyi arayamazsın. Hadi şimdi biraz dinlen. Ben sonra yine ararım. O da belki. Uzun zamandır merak edilen sorunun cevabını veriyorum. Tatar hamı dediğimiz tam da bu oluyor. Lan! Oy benim kadersiz kuzularım. Sizin de talihiniz halanızınki gibi mi olacaktı? Yeterim be! Allah Allah! İçim şişti be! Durmadan ağlayıp sızlıyorsunuz ha! Düşünün bir kere, bırakın şimdi bu ağlamayı sızlamayı. Bu çocukları kim kaçırdı ha? Ha biz nereden bilalım ha bu karının çocukları nereye dur? Ne de olsa Mehteber ablanın torunları dur. Artık kime ne ettiyse. Kız Asiye, ya ben kime ne edeceğim ki? Yani ben sonuçta pamuk bir kadın kişiyim. Vallahi hayatımda duyduğum en doğru sıfat. Hakikaten Mehteber abla. Asiye ile beni de sarıyordu nasıl olsun pamuklara. Yoksa siz intikam yemini içtiniz de... ...beni torunlarımla mı cezalandıracaksınız? Ha? Ha tövbe estağfurullah. Ha! Ne demişler? Düşmanını uzaklarda arama. Ahan da yakında. Torunlarım nerede? Tövbe estağfurullah. Ya Mehteber abla biz nereden bilelim senin torunların nereye dur? Ha sen iyice keçileri kaçırdın ha. El kadar bebelerden intikam alacak değiliz herhalde. Alsak zamanında senden alırdık. Ne oluyor burada? Gene ne ağlaşıp bağırıp duruyorsunuz? Ağam biz bir haber aldık. Mehteber abla demin dedi ki benim hiçbir düşmanım yok dedi. Acaba senin bir düşmanın olabilir mi? Evet. Benim bir düşmanım var. Bir değil hatta. Üç düşmanım var. Ahan da birincisi, ahan da ikincisi, ahan da üçüncüsü. Kamilya lütfen. Kamilya Hanım lütfen. Ağam. Şimdi eteğimizdeki taşları dökelim bence ortaya. Aldığımız bazı duyumlara göre Mehteber abla eşrafı tarafından pek de sevilmeyen bir insanmış. Kulağımız öyle geldi. Şimdi bir düşünelim. Kendi kendimize şu soruyu soralım. Neden sadece Mehteber ablamın torunları kaçırıldı acaba? Solak. Evet. Bu evde Mehteber abladan başka torunu olan var mıdır? Yok. Bella. Ama Bella hamile. O da kaçırılabilirdi. Hanımlar lütfen hemen çocukların kaçırıldığına şartlandırmayın kendinizi. Daha bu konuda bir emare yok. Lütfen biraz daha dirayetli olun. Toplayın kendinizi. Kendinize gelin yahu. Ama gözünü yanayım. Ne olur torunlarımı bul. Tabii. Sen torunlarına sahip çık ama. Ama kalender ağa bulup gelmek mecburiyette senin torunlarını. Başka bir arzunuz hanımefendi? Olur Mehteber, olur. Bulurum. Enişte. Enişte! Eşek kovalasın eniştanı. Yok işte, su mu yok. Vuru kuruya öleceğiz burada ya. Ben şimdi bunu affete nasıl diyeceğim? Ağzını ayrı aç lan, ne ölmesi. Vardır, illa ki su vardır. Ya su neyin olsa sesin neyi duyardı? Bak. Dinle. Hiç çırıltı yok. Hiç çırıltı yok. He? Yok ama yerin üstünde yok. Belki dibinde var. Ya yerin dibindeki suyu nasıl bulacak? Benim aklıma bir fikir geliyor ama. He?
Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Gel, Allah'ıma ben yapmıyorum. Bak, 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 bak. Hadi buyur. Yazık lan. Kafayı yedi adam sonunda. Çekiyor taşa. Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. La oğlum lan, 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 ne yapıyorsun oğlum, lan, 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 dur, oğlum ne kaçtı lan işe, dur, kaç. Hoş lan sana, hoş da haksız. Ne kaçtı lan işe seni? Sumu mevkide Gökhan. Nerede? Allah'ıma sumu mevkide. Bak, bak, gel, gel, gel. Aa burada, aa burada. Nereye? Kaç burayı, buraya kaç, buraya kaç. Burayı. Kaç, kaç, kaç orayı kaç. Bura mı? Bura mı Halis'e? Bak, gel. Allah'ıma ora. Bura. Lan ben ne yapıyorum lan? Subuklar sumbulur lan. Bana toprağı kazdırıyor. Ama mevki oraya gösteriyor. Allah'ım onun için titreşti, onun için titreşti. Ha, titreşmez ha. Subuk da senin kafa titreşti enişte. Ha, doğru diyorsun. Ben kendimi kaybettim. Ya Rabbi! Sen benim aklıma mukayyet ol, tamam? İnşallah enişte, enişte. İnşallah. Enişte. Hadi kalk gidelim. Ya yolu kaybedeceğiz, ya kendimizi kaybedeceğiz. Hadi götür beni. Hadi. Hadi benim her tarafı ayrı onunla oynayan enişte, gel. Ha, bak, sudan geçtik, gördün mü? Abi, sudan geçtik. Tamam, tamam. Az daha kalsaydın. Enişte, gel. Su, şey. Hadi, bir enişte, dur. Tamam, 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 tamam. Dur, dur! Şimdi bana anlatın. Su yok, ne demek? Ne demek? Ya yok işte, yok. Yer demir, gök bakır. Ulan oğlum, her tarafta bitki örtüsü, ağaç var. Muhakkak gibi tatlı su kaynağı vardır burada. Lan yok, yok! Yani varsa yerin dibindedir, üstünde yok. Eyvallah! Tamam, o zaman biz şimdi ne yapacağız? Vallahi onu siz düşünün. Benim arkam sağlam. Benim mandıra gibi karım var. Sağır sağır içerim. Ne diyorsun? Sen içersen haydi haydi, ben de içerim. Erteceğimi tüstüme. Yok öyle yağma canım. Ancak bana kadar süt var, o kadar. Oğlu yahu! Ne yapacaksın o kadar sütle? Süt banyosu edeceksin. Ya kızım ne edeceksem edeceğim. Birazını içeceğim. Biraz ila sütlaç yapacağım, ayran yapacağım. Ayran yapmak için de su ihtiyacın olacak ama. Her şeyi bil yenge ya, her şeyi bil. Siz ne saçma diyorsunuz? Kimin sütünden ayran yapma planları kuruyorsunuz? Bu benim evladımın sütüdür. Ben sütümü bebeğime sakladım. Karıcığım, dayanabilecek misin? Sen yanımda olduktan sonra her şeye dayanırım ben. Oy, kurban olurum sana. Vallahi kusacağım ya, bir de böyle konuşuyorlar yanımızda. Ya. Lan Siverekli! Neredesin lan? Oğlum bu kadın gebe gebe! Aha arıyor. Aç, aç hemen aç. Dur, dur. Şşş! Bağırma demedim mi la ben sana ha? Lan oğlum ben bağırmayayım da kim bağırsın? Kitapsız, kansız kadar. Bu kadın gebe lan. Peki, hiç hayatını ellerinde tutan adama bağırılır mı? He? Suyun yerini bilen, size diyecek olan adama bağırılır mı? De bakayım. Ne bu? Ben bağırmadım ki. Benim konuşmam öyle. Aşk olsun Siverekli. Su nerede beyefendi? Yalnız bir şartım var. Onu kabul edersen söylerim. Neymiş o? Telefonu hoparlörü al da herkes duysun. Hoparlörü al. Ha, evet. Siverekli. Herkese benden su. Sana yok. Kabul mü? Kabul, kabul. Ne yaka ya? Kabul, kabul. Eğer bulursanız hepinizi suya boğacağım. Şimdi iyi dinleyin. Su sudan beridedir. Güneşten geridedir. Üstünde durduğu ağaç bahtın karasına eştir. De haydin kolay gele. bir ne diyor ya? Ahmet. Bahtı karaya gider herhalde. Ben duydum Nurum, ben duydum. Ben de ne duydun? Su sudan beridedir, güneşten geridedir dedi. Heh, öyle dedi. Ya iyi iyi tamam da su sudan beridedir nedir ki, bu ne demektir yani? Denizi kastediyor olabilir. Bravo, su deyince deniz çağrışım yaptı. Çok zekice, devam. Üstünde durduğu ağaç dediğine göre
Bir ağacın üstünde olmalı. He. Evet, aramızdaki ikinci zeka küpü de ortaya çıktı. Ağacın gölgesi dedi, sanki biz anlamadık. Ama hangi ağaç? Ya bu bahtın karasına eş olan ne ki ne? Abu, ben! Sen... He, benim bahtım kara ya, benim dibimde. Anı yok. Yok, yok, yine değil. Gölgede demek istedi bence, gölgede evet. Ana! Allah'ı yarabbi, bu aile benim zekamı hiç hak etmiyor. Evet, anladık. Bir ağacı gölgesinde ama hangi ağaç? Hadi, gidiyoruz bütün ağaç diplerine bakıyoruz, hadi. Yürü ya. Değil mi? Evet. Nasıl, Şirin, nasıl, nasıl? Şirin dur. Yavaş, 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 bir dakika. Anam orada. Koşma. Yürü ya. Abi! He? Abi! Ne oğlum? Abi, abi! Hayır, Allah seni kahretme ya. Gel. Hiç ses etmiyorsun Hazarım. Yazıklar olsun. Or- burada, orada, orada, orada. Kaldır, kaldır hadi, kaldır. Ya bir yandan kaldırsanız ha! Abi, abi! Bir dursun abi. Geç. Tut abi, tut. Tuttur ben, tut. Öyle. Bir dakika, dur. Abi! Nazgül, Nazgül! Nazgül! Abi! Aa! İyi misin? Komutanım, hoş gelmişsin. Ha, iyi haberlerle geldim. Buldum de komutan. Bir haber neyin var mı komutanım çocuklarımdan? Maalesef, henüz bir haber alamadık. Ben de size sormaya gelmiştim. Neyi? Yani çocuklar döndüler mi diye. Komutanım onlar dönselerdi ben seni haberdar ederdim zaten. Ne çocuklar geldi ne de bir haberleri. Anlıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz komutan? Yani ilim var mı ama gerçekten kaçılmış olabilirler mi? Bilemiyorum. Ama böyle bir şey söyleyebilmemiz için elimizde somut bir delil olması gerek. Eşyanın işini komutan yani kaçırılmadılarsa nereye gittiler ki? Kendi kendilerine mi gittiler? İnşallah ne kaçırılmışlardır ne de kaçmışlardır. İnşallah inşallah Allah'ım yarabbim. Torunlarımın acısını anasıyla babasına gösterme yarabbim. Komutanım nereye gitti bu çocuklar? Nereye gittiler? Çocuğu yandırdın. İbo, neredesin ya? Gözüm yollarda kaldı. Ağam istediklerini toparlamaz zaman aldı. Oo, İbo bak böyle olmasın ama. Çoluk çocuk burada zebil oluyoruz. Satılmış şeyimizi kaldın mı? Almam mı hanımam? Buyurun. Ay şimdi bunu kaynatmak lazım. Benim drone nerede? Almadım ulan yoksa. Alamadım ağam, çok pahalıymış. Verdiğin çeyrekler bile yetmedi. Ya tamam tamam uzatma söyle ne kadar lazımmış? 1500. TL mi dolar mı? Yok ağam TL. Piyasada kimse dolar çalışmıyor artık. Pahalıymış ya. Bırak şimdi drone'u. Zaten daha yeni helikopter aldırmadın mı? İbo son fiyat ne olur? Ağam senin güzel aklın için 1000 liraya düşürtürüz. Aslan İbo be. Ceylan çıkar oradan bir tane bilezik. Mıstık sen çok oluyorsun ama ha. Ya tamam tamam senin de o çok istediğin karı kaseti var ya. Onu alacağım. Söz ver. Söz. Eğer kim olmazsın. Ya söz dedim ya abla. Hadi ver şu bilezik ya. Adım çıkacak senin yüzünden. Mıstık abi bir tane bilezik için ablasına yalvarıyormuş. İyi be al. Şimdiden soruştur bir sonrakine karı kaseti istiyoruz. Tamam ağam. Çabuk gel ağam sıkıldım oturmaktan. Bir de bunun dönmesini mi bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz tabii. Durumu yatıracağız. Evdekiler merak etmiştir. Gidelim sonra yine geliriz. Sen gitmek istiyorsan git kızım. Ben kardeşimle ilgilenirim. Değil mi abicim? Ya benim susuzluktan gözüm görmüyor. Ne yazıyor orada? Siverekli hayratı diyor. Ha.
Ya iyi de şimdi kim oraya çıkacak? Bunu indirecek de biz o suyu içeceğiz. Ben tırmanabilirim. Ay Belik, kızım sen çerli misin? Aha. Kız sen maymun musun? Aha. Aman Allah'ım sen nasıl tırmanacaksın o ağaca acaba? Şimdi görürsün nasıl çıkacağım. Hayatım gel buraya. Niye? Hayatım hamilesin. Allah korusun düşersin falan oradan gel. Üf, gene baran, gene baran. Her işinize baran. Sağ olun, ben tırmanırım. Bak, bak dikkat et düşersin. Ya baran bak düşersin, yapma ya, hiç çıkma. Ya Allah. Tamam güle, tamam. Evet, iyiyim, tırmanamadım, sorun yok. Ya burada komando Gökhan var, siz ağaca tırmanmaya çalışıyorsunuz. Abi, hele bir kaçın. Buyur. Kaçın. Geç, hadi, hadi. Kaçın. Haydi. Benim aslanım, benim aslan kocacığım, yiğidim, habib. Haydi, haydi hanım öyle koala gibi sarılma ama astır, dırman, astır, iyice astır. Allah! Galiba biraz canı akırdım. Kaan'ım, haydi benim yiğidim. Tırman şu ağaca da erkek nasıl olurmuş görsün bunlar. Muah! Vallahi karıcığım ben orijinal bir adam olduğum için denenmiş bir fikri tekrar denemek istemiyorum. Yeni bir fikir, yeni bir bakış açısı arıyorum ama bulamıyorum. Al sen yeni fikir. Ne yapacağız ha? Söyleyin bana ne yapacağız? Biz bu suya bakıp susuzluk mu çekeceğiz yiğidim ha? Söyle bana. Vay yiğidin sana kurban olsun kurban. Bana durarsan hiç susuz bırakır. Harika bir fikrim var. Lan Gökhan. Cana kolacan et bakayım salam mı? Maşallah var ya taş gibi daha. Bir. Ya Allah. Bir. İyi misin Erişte? Ben iyiyim. Git. Solla, solla, solla. Sol. Sol. Dur. Çüş. Tamam. İyi mi? Tamam iyi. Enişte biraz kaldırır mı? Lan dur saçma sapanlama daha ne kadar kaldıracağız? Bak. Şimdi biraz daha sağ. Aşkım nasıl sağayım? Çengeli olsa ipe girecek. Dur. Sert. Senin siverekli kadar. Sert ol. Dur. Su? Su. Şeydeyim mi? Heh. Adam dedi, dedi, dediğini de yaptı. Aha bizi suya boğdu. Ya Rabbi! Hadi kız, geride kalma. Mıstık. Ha. Biz şimdi eve gidiyoruz ama sakın başımıza bir iş gelmesin. Niye ki? Niyesi mi var? Annem altına yürüttüğümüzü anlarsa canımızı okur.
Hiç de bir şey olmaz kızım. Annem anlamaz ki bile. Sen merak etme. Nasıl olacakmış o? Her gün sayıyor altınlarını. Ya anam burada mı ki bile? Değil. Ama gelecek. Hatta gelmiş bile olabilir. Of, kesin anlayacak eksildiğini. Anlarsa anlasın ya. Hırsız çalmış deriz, biter gider. Mıstık, farkında mısın bilmiyorum ama o hırsız biziz. Ne hırsızı ya? Bozukların velatıyım kızım ben. En de sonunda bütün mal benim olacak. 3-5 yıl erken almışım diye ne olur yani? Mıstık, anneme de aynen böyle anlat. Beni hiç karıştırma. Allah Allah! Allah Allah! Oyuncak sipariş verirken hiç de beni karıştırma demiyordun ama. O zamandı. Şimdi pişman oldum. Son pişmanlık fayda etmez kızım. Suç ortakları her zaman birlikte hareket etmek zorundadır. Hadi gidelim artık ya. Kaç saattir anamın sütünden içmiyorum. Başıma vurdu vallahi. Süt ağası ne olacak? Oy benim talihsiz başım. Ben daha Korasan'ın yokluğuna alışamamışım. Bir de yeğenlerimin yokluğuna nasıl alışacağımışım. Ay yeter be yeter. Ne çok ağladın ya. Allah Allah. Ne kadar uğursuz bir kadınsın ya. Senin uğursuzluğun yüzünden benim de başıma gelmedi kalmadı vallahi. Çok affedersin Kamilla bacı ama. Yani benimle ne alakası var? Şu alakası var. Sen kimi koynuna alsan, kimin yanında yatırsan maşallah puf oluyor, gaybe karışıyor ya. Allah Allah. Hani Körasan nerede? Gitti adam, kaçtı gitti. Ha çocuklar da yok ortada. Puh. Asıl sağ puh. Bana bak var ya, ben var ya senin saçını başını yolarım ha. Kız bana bak, tutma kız beni. Beni tutma var ya, ben bu karının saçını başını yolarım ha. Kız tutma, kız dursanıza beni. Tutun kız be. Tutmayayım mısınız? Ne oluyor gene burada? Çocuklardan bir haber var mı abi? Yok işte, yok. Yani ne bir haber, ne bir iz. Hoş geldiniz çocuklar. O da geldi. Mehtemel. Mehtemel şöyle bir kenara çekil bak. Şöyle bir çekil. Geç bakayım ablanın yanına. Geç. Ha. Ceylan. Mıstık. İyi misiniz? İyi. Söyleyin bakalım. Neredeydiniz dedem? Portakal bahçesindeydik. Portakal bahçesinde mi? Portakal bahçesini biz didik didik aradık, yoktunuz. Bana bak. Bana yalan söylemeyin, korkmayın. Niye yalan söyleyelim dede? Satılmışa topraklarımızı gezdirdik. Siz satılmışa aldınız, topraklarımızı gezdirdiniz öyle mi? Yani kimse sizi bir yere kaçırmadı öyle mi? Bana bakın. Bir daha benden izinsiz bu kapıdan dışarı çıkıp topraklarımızda gezmek mezmek yok. Anlaşıldı mı? Cevap verin bana. Ama dede. Cevap vermeyin bana. Bana bakın. Tekrar ediyorum. Bir daha bu konağın kapısından bizden habersiz dışarı çıkarsanız var ya sizi eşek sudan gelinceye kadar... Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dede. De haydi şimdi odanıza. De haydi odanıza. Hasan da bir gün Bey'le gelir. Allah. Oğlum çok verdi. Bittim. Ne? Duruş. Nasıl? Suya doydunuz mu? Allahsız kitapsız. Burada bir hamile. İki tane de lavusa varlar. Lan insanlık soyuna yazık edin, ayıptır lan. Bak hala bağırıyorsun. Böyle anlaşamayız ha. Sen de bakayım, arı kovanına çomak sokmak nasıl oluyormuş? Anladın mı şimdi? Lan ne yaptım lan? Ben senin kovanına ne zaman çomaksın? Ya da ne, hata mı söyle, belki telafi ederim. Edeceksin, merak etme.
Önce biraz su için de kendinize gelin. Ey bu su. Ali. Nerede? Ha, su muymuş? Nerede? Ali'miş. Havada. Alo. Neredeymiş? Kimdeymiş? Havada dedi ama. Ha, havada mı? Ne yapacakmış? Sürekli yağmur mu yağdıracakmış? Leylan. Ya Nazgül ne ufosu? Drone o, drone. Ne drone lan? O ne lan? Aha. Dur atın. Yaklaşmayın çok. Yaklaşmayın. Al elbise. Al elbise. Allah lan. Kap kap. Ya bu suların içine de ayranak attığı şeyden katmışsa. Allah kahretmesin. Ama hiç koku yok. Rengi de çok berrak. Bence temizdir bu su. Bayan narkotik konuştu. Kızın zehri kokusunu nereden bileceksin? Hadi, hadi. Benim erkeşim, güzelim. K9'um benim. Hadi şöyle bir koklayıver de çöz bu işi. Zehir var mı yok mu anlayak. Haydi. Hadi. Haydi. Haydi. Hadi. Kız su kopsuz. Ben seni kopayırım, he? Ölürüm de bu suyu içmem. Zaten suyu içsem gene ölürüm. Ya kızım deme öyle şeyler ya. Ağzını ayrı aç. Hem kız belki bunu içince eve geri dönerik. Hem başka belki başka bir yerde uyanırık, he? Abi doğru diyor, abi doğru diyor. Yani yüzleri yüzleri, he? Abi içekme, içekme abi. Dur Gökhan, içme. Eğer ki o sudan birinin içmesi gerekiyorsa, hayır, o da benim. Hayır. Dayım. Çünkü bizi o buraya düşürdü. Sen iç dayı, buyur iç bakalım. Haydi. He. İç. İç lan. İç kalı, iç. Tamam bre, içeceğim tabii. Sivaraklı'dan korkan sivaraklı gibi olsun lan. Ya Allah. Hayır. Anca beraber kanca beraber. Sen içiyorsan ben de içerim. Ama Gülüm. Sus, hadi. Helal. Aması yok. Ney? İçek. Ana! Karnın kocasına yaptığına bak kız. Sen benim için böyle şeyler yapıyor musun hiç? Ya hikayenin sonunda Romeo de Juliet de ölüyor. O yüzden yapmıyorum. Kim? Olmadı. Hiç olmadı. İçiyoruz mu? Sekme. Oğlum bir şey değil. Bu kaç? Kalın. Bu kaç? İki. Bir buçuk. Şüpheli. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Benim bir şeyim yok. Sende? Bende de yok. Böyle gözünüz karalı mı? Böyle başınız dönüyor mu? Mideniz bulanıyor mu? O dediklerin bende var Nazlı. İçtin de gül o sudan. Ben inanamıyorum. Kız! Kız gül! Kızım, kız, gebe, gebe. Ondan bütün bu belirtiler. Şirinler safa sağlam olduğuna göre ben artık içiyorum bu sudan. Ben de! Kız aşkım ben de içiyorum, sen de iç. Bismillah. Vallahi ben de dayanamıyorum, ben de içiyorum. Sen içmeyesin Kaan. Oh. Cehennemde görüşürüz Nazgül. Ah. Oh. Oh be. Aynı tuzağa iki kez düşmem. Gerekirse kendi südümü sakar onu içerim. Kuş beyinliler, kat kafalılar. Biraz acıktım sanki. Acıktım.
benden hasar. Bak gel, burası serin serin. Burada oynayalım tavlamızı. Şu gıdım adam bizim salona da taktı laf ya. O zamana kadar burada idare ederiz. Gel. Haydi. Abi, bu ne? Burası savaş alanına dönmüş yine. Kamile televizyon aldı da affedersin. Ha, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Geçin geçin, şöyle oturun oturun. Hadi karıcığım, topla şu ayakkabıyı. Ben dizim var be, benim. Benimden çekilsene ya. Allah Allah, ne o? Siz de televizyon bakmıyor mu geldiniz yoksa buraya? Yok abi, biz televizyona bakmıyoruz ki, yasak bize ya. He, hem de hiç bakmıyoruz ki ağam biz. Hatta biz şimdi var ya böyle arkamızı neyin dönüyor? Dönün. Hayırdır dönürüm? Nedir bu durum? Onlara televizyon yasak. Ben yasakladım. Tövbe sana, aşk olsun dönürüm ya. Ya 21. yüzyılda televizyon yasağı mı olurmuş ya? Olur benim dönürüm. Pekala olur. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musun? Oturuyorlar bütün gün televizyona bakıyorlar, dizilere dalıyorlar. Sonra olan her şeyde esas zannediyorlar. Ağam, vallahi da billahi de biz çok uslandık yine. Ağam, ya bari reklamları seyretsek sadece. Ben gamuzu potuna bile razıyım. Yeter ki ekran olsun bana. Dönün önünüze. He. Dinlerim, hani biraz abartmıyor musunuz? Yasak olmasa da, hani böyle sınır koysanız. Kime, bu karılara mı? Bu karılara sınır konulabilir mi ki ne? Bunlar sınırsız karılar. Bakın size bir misal. Eskilerde bir dizi vardı. Yani konaklı, ağlı bir şey. Orada bir de yanaşma vardı. Şimdi o yanaşma sebebiyle bu karılar... Dönün önünüze. O yanaşma sebebiyle bu karılar tuttular konaktaki bütün yanaşmaları kapı dışarı ettiler. O gün bugündür konağa yanaşma alamıyorum. Ne alaka? Niye ki? Çünkü o yanaşma konağın ağzından çocuk peydalıyor. Ha! He! He! Allah'ta billahta inen öyle oldu. Bak, bak. Hala onunla yaşıyorlar. Hala olmuş gibi zannediyorlar. De haydi. Dönün önünüze. Dönün. Dönün. Bundan böyle kameralarla bütün münasebetiniz... Bu misafirhanenin sınırları dışında cereyan edecek. Şimdi doğru konağa, evinize. De haydi. De haydi. De haydi. Dönün önünüze. Bence sen de biraz çeki düzen vermelisin. Bak. Evet, elhamdülillah. Evet, susuzluğumuz gitti değil. Ama bir karın da suyla doymuyor tabii. Ya doymuyor afetim benim. Sor bakalım dayıma nasıl doyuracakmış bizi. Evet dayı, bu belaları başımıza sen açtın. Haydi, haydi yap bir şeyler. Bu siverekliyle bizim ne işimiz varsa zaten. Vay, satışlar nasıl yeğenim? Ne sattın lan bugün beni? Satarım tabii. Tüccarım ben dayı, tüccar. Zaten... Bugüne bugün iki loğusa üç de çocuk sahibiyim. Babayım ben baba. Sorumluluklarım var benim. İyi, bu babalığını Siverek'le arayınca ona yaparsın. Yaparım tabii. Getir yapayım. Tamam lan. Ben diyeceğim lan Siverekli'ye. Beni burada tut, bunların hepsini sal diyeceğim. De, demezsen. Ya abi inanamıyorum sana. Gerçekten Baran'ı burada bırakıp gidebilir misin? Onun ben... Neyse şimdi konuşmayayım. Bırak gitsin, cehenneme kadar yolu var. İyi adam lafın üstüne arar. Arıyor. Hı. Aç, aç ama. Siverek'le nasılsın? İyisin, tamam. Bak hele, ciğerim ben diyorum ki... Sen beni... Bir dakika dur, operloya alıyorum. Sen oradan herkese söyle. Aç. Sen beni burada tut. Bunların hepsini sal. Biz sana böyle erkek erkek kozlarımızı paylaşacak. Tamam ciğerim, ne diyorsun? Allah Allah! Buna kim karar veriyor? Sen mi? Biz Siverek'li, biz! Dur dur Allah'ına, cengaver yeğenim seni istiyor. Seren. Seyrediyoruz abi. Siverekli selamünaleyküm kardeşim. İyisin değil mi? Heh bak, bu benim dayım olacak adam. Sana ne kabahat işlediyse ben onun yeğeni olarak bunların hepsini onun burnundan fitil fitil getireceğime sana burada şerefim üzerine yemin ediyorum. Ya. Ya biz zaten kendisini hiç sevmeyiz, hiç haz da etmeyiz.
kardeşimizden de boşatacağız onu. Nasıl evlendiler? Vallahi ben hala anlamıyorum. Babamın garipliklerine veriyorum inşallah. Anladın? Bak sen hiç merak etme. Bizim bu heriften hiçbir ailelenecek bağımız kalmayacak. Çok ayıp, çok. İnsan dayısını böyle gömmez Kaan kardeş. Ben size akşam yemeğine et mi istersiniz, tavuk mu diye aramıştım. Ama birbirinizi et yediğinize göre karnınız çoktan doymuştur. Hadi sağlıcakla kalın. İyi akşamlar, iyi günler sizlere. Abi! Ne yapıyorsun? Yaptığını beğendin mi? Yala yala, telefonu da yala. Abi senin yaptığın iş mi? He? Senin iş güzarlığı yüzünden hepimiz aç kaldık burada. Tamam oğlum, kabarma ya, kabarma. Allah Allah. Ben düşmanımın düşmanı, dostumun düşmanıdır stratejisini uygulayayım dedim. Tutturamadım, ne yapayım? Çok güzel uyguladın abi. Allah'ına kurban, bravo. Zaten başımıza ne geliyorsa senin bu gereksiz stratejilerin yüzünden geliyor. O elini indir, benimle doğru konuş. Ne diyorsun ya, ne diyorsun ya? Doğru konuş. Ya Gökhan, abicim sinirlenme, bu şekilde hiçbir şey çözemeyiz. Ya bırak abi ya, ne sakin makine hocam ya, bıktım artık ya, bıktım ya. Ha? Sırf ilk o doğdu diye her bütün kararları tek başına alıyor ve hiçbir şeyi de beceremiyor. İsyan ha? He? 17 bin yıllık töreye isyan ha? He, isyan ediyorum abi. 17 bin yıllık töreye bir kenara al bakayım. He, aldım. Sen ne diyorsun? Ben ne demek Kaan bozuk bir şey beceremiyor? Ben bu hayatta neyi becerememişim? Bir de sorun mu ya? Hoca şirketi ben mi batırdım? Albin, Albin. Nazgül ne diyor bu? Kaldır beni. Sen git. Bana bak Gökhan Efendi. Adam olaydın, şirketin başına geçeydin de toparlayaydın işleri. Vırıkki. Hocacığım, aslanım gel bu yanlıya beni kaldır hele sen de. Ay kurban oldum. Lan! Frek Nazgül! Benim dal gibi, aslanlar gibi yiğit kocam. Adamla sen de mi öğrenecek kız? Bana bak sukumsuz. Benim bayramlık ağzımı açtırtma. Alırım seni ayağımın altına ha. Duydunuz mu komşular? Bahane dedi ayağının altına alacakmış kız Ayda. Ay. Vallahi Allah yarattı demem. Seni bir kızgın kumlara gömerim Nazgül. Ay vah be. Ya, yeter ya, yeter ya, yeter. Lan bak bana görümcelik yaptırmayın. Yemin ederim alırım paçanız aşağı. İkiniz oturun yerinize. Allah Allah kurma. Bravo. Vallahi helal olsun. Bıktım, bıktım. Bir saniye araya girmek istiyorum. Sabahtan beri birbirinizi yiyorsunuz. Bunun yerine denizdeki balığı yeseniz. Ney? Ne ney? Deniz diyorum. Balık diyorum. Yemek yemek diyorum. Mantıklı aslında. Çok mantıklı tabii. Issız adaya düşünce bütün bozukluğunuzu serdiniz ortaya. Ay, affettim de o kadar sever ki balığı değil mi kız? He kız, benimkini de sana veririm bol çanak. Yazıklar olsun. Abo, Allah sizden korusun. Hadi lan, balık tutun da yiyek. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Pardon abi. Yani ben tutuyorum sizi. Ya dayıcığım, balık tutmak olay değil. Balık tutmak nedir? Balığı herkes tutar da şey var mı? Alaka edavat var mı? Bana onu deyin. He, benim abim doğru diyor. Yani çok haklı abi. Hı. Biz neyle tutacağız ki? Zıpkınla. Her taraf zıpkın kaynıyor. Lan nerede bulacak zıpkını? Ben anladım abi. Oğlum gizli gizli çikolata mı yediniz? Ne bu keyif neşe? Ben de ayık ol. Adamsın. 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 Ya ne güzel aile tablosu çiziyoruz sabahtan beri gözlemledim de. Allah Allah, anasına çekmişler. Yine balık tutacağım. Ya habersiz çikolata mı yedin? Kaan! Hadi benim aslan kocam. Denizde balık bırakma inşallah. Ya he he. Şimdi bir dakika. Ben bir filmde görmüştüm. Zıpkını dönerek atacağım. Canazı namazı. Değil lan. Ya hep bunu yapıyor ya. Abine zıpkını yerine gülle verseydik ya. Gökhan! Gökhan! Ah benim komando! Adam kocam! Hay benim aslanım! Hay
Haydi yapıştır, yapıştır o balığın ağzına, ağzına yapıştır, kuyruğundan çıkart onu. Bu mu şimdi? Reziller. Ya oğlum ne yapıyorsun, ne kuyruğuna basılmış? Var ya Şarapov gibi niye inmiyorsun? Dur Nazgül, Maria Şarapova tenisçi bir kadın. Atış yaparken hep bağırıyor. Ona da izzeti yok onun. Ya neyse ne? Gitsin Naim Süleymanoğlu'na benzesin, Hamza Yerlikaya'ya benzesin. El alemin ecnebi kısa etekli karılarına ne benzetiyor? Susun bre. Lan oğlum burada bir şey yok lan. Ben daha derinlere dalıyorum, tamam. Avlayıp gelirim. Aa! O niye öyle atladı? Aha göze kayboldu. Bora çıkmadı. Bora! Nereye gitti bu? Bora! Tatlı ya, nereye gitti ki bu? Bora! Boğulmuş olmasın ya. Çıkma da kız. Vallahi çıkmıyor, girdi çıkmıyor. Ya Bora! Şşş! Kırpır bazıları boğulsa. Ya abi ne bazıları ya? Helvasını kavururuz artık. Hele ama çıkmadı hala. Bir. Abi ne balığı ya? Kocam yok, kocam. Ya buralarda bir yerlerde. Ya Baran neredesin? Abicim sakin ol ya, daha yeni dalga suya. Ya abi bu adamın solungaçları mı var ya? Bu kadar süre suyun altında dursun. Balık yok, onlar gitti adam ya. Neyse adaya özel bir ritüelle kılarız. Ya ben dayanmayacağım. Abi bırak. Dur, dur, abi. Dur, bana bırak. Gel önceden, ben burada kızlara bakayım. Haydi yoklar, haydi. A bu 22, a bu da 23. Haydi uşaklar. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu, derya. Helal olsun aşkım ben. Becerikli sevgilim benim. Ha dur kız, ne yapıyorsun kız? Ya bırakın oynaşmayı, haydi pişirek bunları, vallahi öldük acımızdan. Hakikat ne edeceksek edelim, vallahi Japonlar gibi çiğ çiğ dalacağım şimdi. Ne edeceğimiz mi var lan? Böyle bunlara et gibi şişe dizecek, şiş balık yiyecek. He vallahi hala doğru söylüyor, haydi yakın ateşi de pişirek. Doğru diyorsun benim tırçık yegem. Hadi o zaman kalkın, kalk 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 kalk. Şimdi haydi. Sen çık, hadi kalk kalk. Ya. Sen. Bir eve gidelim. Pazar balıklara göz kulak ol. Ay çok güzel çatınız. Ateşi ben yakabilir miyim? Ha? Ya o ateş senin köpeğin olsun yenge. Yak gitsin be. Alev kibrit. Hangi kibrit? Ne ki? Yok mu? Sen dedim. Hayda. Ateş olmadan bu ateşi nasıl yakacağız? Aman! Aman! Hakikaten nasıl yakacağız ateşi? Of, ellerim yara oldu be. Ya Hazar, oğlum emin misin ateşin böyle yakıldığına? Ya abi eminim, devam et daha hızlı. Ya benim abim çok konuşuyorsun, işine odaklan. Daha hızlı hadi. Oğlum, ediyor. Ama olmuyor ya, oğlum olmuyor işte, olmuyor. Nasıl olmuyor lan? Böyle daha hızlı, daha hızlı çevir. Daha.
Daha! 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 Olmuyor aşkına, olmuyor. Allah canım ya, ağlama. Hiç elinde bir çomağı tutuşturamadım be. Allah Allah. Sakın! Sakın açma! Ver! Ver telefonu, ben konuşacağım, ver! Ver! Güzel konuş, iyi konuş. Merhaba Siverekli. Ben Hazar Bozok. Oo, namını çok duydum Hazar'a. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kusura kalma. Seni böyle bir duruma sokmak istemezdim ama... malum korunun yanında yaş da yanıyor. Bak Siverekli. Asıl burada olmaması gerekenler eşlerimiz. Onları bırak, seninle kozlarımızı erkek erkeğe halledelim. Yok, sevenleri ayıracak kadar kalpsiz mi sandın sen beni? Bu oyunu birlikte oynayacaksınız. Gitmemize izin ver artık. Bak saatlerdir açız. Bak benim karım hamile. Eğer stres yüzünden ona bir şey olursa, bebeğimize bir şey olursa... Tamam ya, tamam. Hadi yine iyisiniz. Yengeyle yeğenimin hatırı için bu akşamlık size bir kıyak geçeceğim. Selamünaleyküm. Yoksa bizi bırakacak mısınız? Yok. Size medeniyeti göndereceğim. Medeniyet mi? Ateş, ateş. Ateş! Ölmeyecek ha? Adam dediğini yapıyor ya. Bak hele, su verdi, ateş verdi. Sade biraz cimri. Ama bir şartım var. Baran yemeyecek. Kabul! 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 Hayır, hayır, hayır! Lan neyi kabul ettiniz lan siz? Oğlum hani biz biri olacaktık? Hani diri olacaktık? Hani bildik o... Yani böyle hemen beni sattınız. Dayıcığım susar mısın? Silahitli ben konuşuyor. Kapattı. Konuş. Bizimle biz hepimiz birlik olduk zaten ama sana karşı. Nereden ateş gelecek? Kurondan mı, murondan mı? Nereden gelecek? Balıklar şahane. Valla çok kolay geçti, sağ ol. Fetus. He, valla. Maşallah sağ. Ya yenge, zıkkaman. Ye. Afiyet olsun, ne tükürüyün? Valla dayıcığım, balıklar şahane eyvallah da... ne tuz var, ne limon var. Hani nasıl yiyeceğiz bilemedim. Öyle yok işte. He. Ne ya? Rezal Allah'ıma kural ben de yiyeyim ben de baba. Beynini akıtalım çamura. Bu ne agresyon ya? Ya evet ya. Olmuyor ki böyle. Lokmalar boğazımı diziliyor benim. Eyvallah. Olmuyor ki böyle. Lokmalar boğazıma diziliyor. Bir gazoz neyin olaydı, fena mı olursun? He karıcığım ya. Nazgül, Allah aşkına ben bunu mu diyorum? Balıkları Baran tutuyor tadına bile bakmıyor. Aman. Aman kız, tadını bilmediği şey mi sanki? Aşkım şu Siverek'le yarasak da... seferlik izin istesek ha? Ya karıcığım, biz adamı arayamıyoruz ki. Adam istediğinde ulaşıyor bize. Yenge. Hı. Kurban olurum, sen beni düşünme. Yo sen iki canlısın. Melek yengem benim. Aman! Başlarım böyle işi. Ulan. Ye kocacığım, ye. Allah mı? Vallahi ne günah varsa beraber öderiz. Ne olacak sanki? Lan bozuklar, yiyorum ha babalı günah bacınızın boynuna. Yeme dayıcığım, yeme. Gece bizim başımızı belaya sokma. Siverekli beyefendinin
sırtına hançeri saplama. Çünkü bence o özünde çok iyi bir insan. He valla. Gülüm bak bunlara. Ye kocacığım sen. Ye ah. Yürüm. Ah. Abo balığın tadına. Afiyet olsun. Sağ ol yenge. Kurban olsun baranım. Ya Rabbi elhamdülillah. Allah'cığım ya. Bak arıyor. Allah'ıma gördü baykuş. Heh. Bak şimdi bak. Ha lan ne? Afiyet olsun barana. Sağ ol, gördün hemen baykuş. Ben her şeyi görürüm, duyarım, bilirim. Hala öğrenemedin mi? Şimdi önünde iki seçeneğim var. Ya o balığı elinden bırakıp yaptığımız anlaşmaya uyacaksın. Ya da ne yaparsın? Ha, ne yaparsın? Olacaklardan sen sorumlu olursun. Lan yürü git. Koymuşsun bizi ıssız alaya. Açız, susuz, yemek yok. Daha ne yapacaksın? Ha, illa yiyeceğim diyorsun yani. Yiyeceğim tabii. Aşkımın elini. Yiyeceğim tabii. Ha, yürü. Bu da seni şereflesin. Hadi ki lokma sana. Madem öyle, salıyorum şimdi benim köpekleri. Onlar da baksın balığın tadına. Köpek mi dedi o? Köpek dedi. Köpek dedi, vallahi köpek dedi. Köpek dedi. Köpekler mi geliyor? Köpek dedi. Köpekler gelecek. Aynı balıklar gibi ekimizi kemiğimizden ayıracaklar. Dur kıvırcık. Korkmayasın. Halo yönlerini atarız. Onlar oyalanırken biz kaçar gideriz. Evet. Süper fikir. Vallahi de billahi de. Eğer baranı burada bırakırsanız beni de unutun. Tamam. Ne tamamı ya? Ne tamamı? Saçmalamayın. Kimse kimseyi bırakmıyor. Şimdi karıcığım bir kolumu bırakır mısın? Şimdi herkes benim gibi bir çöksün. Çok iyi köpek olacağız. Lan oğlum kafayı mı yedin? Köpekle köpek mi olacağız? Ne olacak tabii lan? Yoksa Allah'ıma kurarım ben koparttılar bir. Çok aşkım. Hadi aşkım. Nerede? Neler? Neredeler? Nereden geliyor? Oradalar. Safları sıklaştırın. Of! Hareket etme. Yok hanım, sakın hareket etme, sakın ha. Vuf, vuf. Hareket etmeyin. Vuf, vuf, vuf. Git, git. Hadi git. Kaçırttım. Allah'ım. Şirinim. Yenge iyisin. Yok lan. Aferin lan. Köpek olalı bir kemik tuttum ha. Strateji dediğim böyle olur abi. Aferin. Kız gülsene ne komik. O kadar iyi espri yaptım ki anlamadı ha. İyisin. Ben bu hayatta köpek olmak da varmış ha. Balıklar ne? Evet. Sen nerelere gittin benim güzel kızım? Benim ceylan gözlüm. Deden seni ne kadar merak etti biliyor musun sen? Ya senin üç tane nenen var ama biri bile sana sahip çıkamadı. Onların gözlerinin önünde kayıp oldun sen, kaybettiler seni. Ya? Üçünüze de çok kızgınım, çok, çok. Ya bu bebelerin başına bir şey gelseydi, anasına babasına nasıl hesap verecektik ki? Aman sanki analarının babalarının çocuklarını düşündükleri var. Bir gittiler, bir gittiler. Gidiş o gidiş. İnsan hiç çoluğunu, çocuğunu merak etmez mi, aramaz mı ya? He, güdük doğru diyor. Ha biz buraya onların çocukları için pervane olurken onların rahatı yerinde maşallah. Ya siz ne utanmaz, ne arlanmaz karılarsınız.
konuşmadan tutup oturacağınız yerde bir de bu zabilerin anasına babasına bir laf duyuyoruz. Hoksuz mıyız ama? Ha? Hoksuz mıyız? Nazgül'ü düşün bakalım. Emzikli karı bebesini bıraktı gitti. Hiç arayıp sordu mu? Ha deyin bakalım niye aramadı ki ne? Çünkü torunlarına böyle gözü gibi bakan bir neneleri var. Değil mi? Amma da iyi baktın ha. Gözün gibi baktın böyle gözün gibi. Senin o gözün gibi bakmaların sayesinde bütün Çukurova seferber oldu. Ama... Aması maması yok muhtemel. Üçünüze de çok kızgınım çok. Ağam, gel bunları baş başa odamızda konuşalım. Gel yatalım. Yok yok ağam, gel benim odamda baş başa konuşalım. He yok ya, ben onun torunlarının nenesiyim. En çok benimle konuşması benim odama gelmesi lazım gelir. Sen torunlarının nenesiydin madem torunlarına sahip çıkaydın. Yeter kızım yeter. Ya Allah Allah. Sizin benden başka derdiniz yok mu? Uğraşacak başka bir adamınız yok mu canım? Ha birazcık da başka şeylerle uğraşın ya. Benim dışımda uğraşacak başka bir şeyler bulun. Azıcık başka bir şeylerle uğraşın. Azıcık dünyaya bakın. Dünya ne kadar büyük. Ufkunuzu genişletin. Azıcık. O ne demek be? Ufkumuz genişleyince ne olacak ki? Sabahtan akşama kadar çekirdek çitleyip dedikodu etmeyeceksiniz. Ağam bizi seviyor mu sevmiyor mu diye düşünmeyeceksiniz. Birazcık kendinizle meşgul olacaksınız kendinizle. Ağam, ha biz zaten seninle meşgulüz. Ha biz başka meşguliyeti ne yapalım ki? Yok yok size laf anlatılmaz. Gel kızım benim gel. Ben seni içeri götüreyim gel. Sabah sabah. Alo buyur günaydın Sıvarekli. Dur hoparlör aç. Günaydın. Nasıl geçti geceniz? Rahat uyudunuz mu? Uykunuzu alabildiniz mi? Vallahi müthiş bir deneyimdi anlatamam. O halde başka deneyimlere de hazırsınız demektir. Ne deneyim lan? Zaten aşık başımda duman. Ben de tam onu diyecektim. Siz şimdi kahvaltıda istersiniz. Hey ya şöyle ekmek arası bir şey olsa böyle sıkma var ya. Of. Hey, siz benim ruhumu doyurun, ben de sizin karnınızı doyurayım. Neyine doyurun? Sende ruh mu var lan doyurak ruhunu? Ha? Zaten kaç gündür ettin çile çileden. Sürekli. Ne istiyorsun? Beni eğlendireceğiniz. Ne? Hem söyleyeceğiniz hem de oynayacağınız. Lan oğlum yetmedi mi beni köşek gibi kıvırttın? Enişte bir dur ya. Kahvaltı diyor, kahvaltı. Kaan sen kıvırır mısın? Al, her türlü kıvırırım vallahi. Bir daha kıvırmam ya, ne haberiniz ola? Kaan kıvırıyor. Ben kıvırırım Sivetli Bey. Bozuklar ve duranlar, eğlendirin beni. Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Entarisi ala benziyor, entarisi ala benziyor. Şeftalisi bala benziyor, şeftalisi bala benziyor. Benim yarim sana benziyor, benim yarim sana benziyor. Olamaz ne çare, o nişanlıdır. Kaytan bıyıklı delikanlıdır.
Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay? Entarisi biçim biçim, entarisi biçim biçim. Ölüyorum senin için, ölüyorum senin için. Bekletme gel başım için, bekletme gel başım için. Olamaz ne çare, o nişanlıdır. Kaytan bıyıklı delikanlıdır. Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay? Vay! Şekerli misin vay vay? Kaymaklı mısın vay vay? 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 Şekerli misin vay vay? Şekerli mi, kaymaklı mı, 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 şekerli lan! Şekerli! Aşkım! Kaymaklı da olabilir. Aman benim kardeşim! Serenki'den Baran Duran'a lütfen telefona geliniz. Açılıyor mu? İşte. Tamam mı lan? Kahvaltıyı hak ettik. Yok. Şimdi de biraz oynayın. Hanımlarınız da oynasın. Yok artık. Roştan! Allah'ıma kurarma seni bulur dilini koparırım ha. Nasıl? Ulan bana bak Siverekli. Biz bu hayatta her şey yaparız. Sana koro bile yaparız. Ama sana karılarımızı oynatmayız ulan. Karın lan can haber. Telefonu kırdım yemin ediyorum. Allah canın almaya. İyi o zaman. Sadece siz oynayın. Tamam. Varana iyi bilir kıvırmayı. Ah. Tamam diyor adam. O ses. Aha ses. Hadi bakayım. Size çok haksızlık etti. Resmen oturup çekirdek çıtlamaktan başka hiçbir alt ettiğiniz yok dedi. Bir de ne ya, ufkumuzu genişletecekmişiz. Ya biz hanım ağayız ya, ağa karısıyız. Bizim ufkumuz ağamız kadardır ya. Ha, aferin size. Aferin kartkarlar. Burada oturmuş danalar gibi geviş getiriyorsunuz. Bu gidişle yakında ağanızı da göremeyeceksiniz. O ne demek öyle? Şu demek. Sizin kendinize ait bir hayatınız yok. Çalışmıyorsunuz, işiniz yok, gücünüz yok, bir hobiniz bile yok be. Allah Allah. Derdiniz, zorunuz ağanın arkasından entrika çevirmek. Erkekler bir kere kendi ayakları üzerinde duran, kendi hayatı olan kadınları severler. Siz ne yapıyorsunuz?
keneler gibi ağamın üstüne yapışmış, öyle hayatınızı sürdürüyorsunuz. Doğru dedin aslında. E peki biz ne edeceğiz şimdi? Ha bu saatten sonra gidip el kapılarından iş mi dileneceğiz? Ya iş ve işçi bulma kurumuna gidip adımızı yazdırak, olmadı köyün meydanındaki kahvenin önünde bekleriz. Her sabah gelip darlada çalışmak için ırgat topluyorlar ya. Ya niye öyle bakıyorsunuz ya? Ya iş hayatına bir yerden başlamamız lazım. Ay salak salak konuşma Ayşe ya. Yani kendi tarlamızda ırgatlık mı edeceğiz? Ay, tövbe tövbe. Ya niye öyle diyorsun Möteber abla? Haçlıkımızı çıkarırız. Ekominik özgürlüğümüz olur. Feminik? Ekominik özgürlük. Ya kart karılar, önemli olan para kazanmak falan değil ya. Prestij, prestij. Öz saygı, kendine saygı. Bak, bak, bakın şimdi. Eğer siz çalışırsanız kendinize saygınız olur. E böylece ne olur? Ağamın da size saygısı olur. Ama ne yapacağız Gamile bacı? Biz vasıfsız elemanız. Darladan başka nerede işe yararız ki? Ya sizin hiç mi hayalınız yok be? Tek hayalınız sizin ağa karısı olmak mı be? Ben aslında doktor olmak istiyordum biliyor musun Gamile bacı? Ama ilkokul 3'e giderken babam okuldan aldı beni. Ben de güzellik uzmanı olmak istiyordum ama okutmadılar. Ay kart karılar. Bakın ne güzel işte ya. Şimdi ücretsiz halk eğitim kursları var. Kız Gütük, sen gidersin ilkokul, ortaokul, lise diplomanı alabilirsin oradan. Esen Süslü, gidersin güzellik uzmanı sertifikanı alabilirsin oradan. Ne güzel işte. Valla mı? E, tamam Kamile bacı. Hadi gidelim, hadi gidelim, hadi gidelim. Dur be! Aa, bu karının hayalı ne olacak? Möhteber bacım, senin hiç hayalın yok mu? Hayal olmaz olur mu Kamile bacı? Ama benim hayalim bunlar gibi ufak tefek değil. Hayır yani ben oynadığımı şöyle büyük oynarım ha. Ya Ayşe hadi gözünü hadi seveyim bir sakin dur. Allah'ım yarabbim ya darlamasana kız insanı. Ya Asiye ben çok heyecanlıyım. Şimdi benim yeni arkadaşlarım mı olacak? Şimdi öğretmenim mi olacak? Kız sen de iyice kendini ilkokul çocuğu belladın ha. Bu yıllık nereden çıktı ya? Sandıktan. Bu benim ilkokulda giydiğim önlüğüm. Asiye biliyor musun ben hiç uzamadım. Dokuzumda neysem yine aynıyım. Hadi ya. Ay hiç belli olmuydu Ayşe. Allah Allah. Bana bak. İçeride ayrı sınıflarda olacağız. Öğretmenin sözünden çıkmak yoktur tamam mı? Hadi canım benim. Allah zihin açıklı versin. Sen hiç merak etme. Hadi girek. Kız. Hadi girek. Hadi girek. Hadi girek. Ay haydi bak. Ayşan böyle önlükle gelmenize hiç gerek yoktu. İlkokul değil burası. Çok komik. Olsun öğretmenim. Mektebe önlükle gelinir tamam mı? Siz bilirsiniz peki. Buyurun geçin oturun yerinize. Sağ ol. Evet hanımlar. Hep birlikte söylüyoruz. Örtmenim, örtmenim. Efendim Ayşe? Ben onların hepsini ezbere biliyorum. Sayayım mı? Gel bakalım tahtaya. Ayşe dur, dur. Öyle ezbere olmaz. Söyle bakalım Ayşe. Bu hangi harf? Bozluk. Be. Evet. Bu hangi harf Ayşe? Tarak. Tarak. Güzel.
Şimdi bu boşluktan başlayarak yaz bakalım harfleri. Tamam. Ayşe, yeter. Yeter Ayşe, tamam. Tamam, Ayşe'cim tamam. Tamam. Ayşe'cim, yazmak için galiba biraz erken. Olsun, olsun. İlk gün için hiç fena sayılmaz Ayşe. Ya öğretmenim, ben aslında çok dersli bir karıyım. İlkokul 3-4 terkim. Bunların hepsini sular seller gibi sayabilirim aslında da... ...şimdi bu karılar gülünce heyecanlandım öğretmenim. Olsun. Alışırsın merak etme. Geç otur yerine şimdi. Sağ ol. Öğretmenim. Efendim Ayşe. Zil ne zaman çalacak? Teneffüse çıkacağız değil mi? Ayşe burası okul değil. İstediğin zaman çıkabilirsin dışarıya. Ben biraz karnım acıktı da... insanın kafası çok çalışınca hemencecik acıkıyor biliyor musun? Tamam Ayşe dışarıya çıkıp yiyebilirsin. Ha yo 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 yo. Benim besleme çantam yanımda zaten. Evet benim. Buyurun siz istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ama bu karılara zırnık koklatmam. Çok güldüler bana. Vallahi yemeğime dokunanı yakarım. Ayşe, derste yemek yemek yasak. Ders bitimine kadar bekle lütfen. Öğretmenim, ders bitene kadar ben acımdan ölürüm. Kafama hiçbir şey girmez. Aşağıya oynar mı hiç? Evet arkadaşlar, şimdi kimyasal peeling işlemini uygulamalı olarak öğreneceğiz. Buyurun. Kime bakmıştınız? Güzellik uzmanı olmak için habusunuz mı gelinydi hocam? Evet. Kursiyer velisi misiniz? Kursiyer? Velisi? Ne velisi? Ha yok ben veli değilim. Ben şahsen bizzat kendim kursiyerim. Pardon, pardon. Buyurun geçin. Geçin. Kursiyer arkadaşımıza yer verelim lütfen. Buyurun, buyurun oturun. Yaş sınırı mı vardır hocam? Genelde genç öğrenciler tercih ediyor bu kursu. Doğal olarak tabii. Ama öğrenmenin yaşı mı vardır hocam? Ben zaten her şeyi biliyorum aslında da... ...sertifika olmadan dükkan açılamaymış. Ben ondan sebep ha burayayım. Yani böyle aslına bakarsan benim makyaj malzemelerim lan. Karı ha böyle 5 tane dükkan açılıyor. Vallahi bakıyorsun. Sessizlik. Şşşt. Sessizlik arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Kimyasal peeling. Bu işlem öncelikle yaşlanma karşıtı bir uygulama olarak tercih edilir. Hocam, aramızda bu uygulamaya ihtiyacı olan öğrenciler var. Önce onları da deneyelim isterseniz. Kız sen ya yağlı yedin dilin kaya ya mermiden hızlı koşaysın. Sen bana mı laf soktun? Yok canım, aramızda yaşlı mı var sanki? Lan! Ben hepinizi cebimden çıkarırım da. Şşşt, arkadaşlar. Birbirimize sataşmayalım lütfen. Aman bırakın hocam ya. Siz bu yeni yetmeleri kale almayın. Ben kale almıyorum da. Uy, bizi niye kale almazsın da? Kız sen benden alay mı geçiyorsun? Yok da, ne alay geçeceğiz seninle? Ha bakın. Ha beni delirtmeyin da. Ne oldu? Ha? Tırsınız mı? Sen yeşilli geç şuraya geç. Geç. Ha şimdi de gülün bakayım nasıl gülüyorsunuz ha? Yok teyze yok. Hala teyze değil ya. Hala teyze değil ya.
La öldürteceksin sen bakendini, kes! Ne yapıyorsunuz? Hanımefendi lütfen o silahı yerine koyun. Lütfen güvenlik çağırmak zorunda kalacağım. Ha yok hocam yok, sizlik bir şey yoktur da. Hem silahım dursat durur zaten. La bırakın beni! Bırakın beni, onlara yaşlı kimmiş göstereceğim. Bırakın beni! Bırakın beni! Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bir mekteplerde rezil olmadım kalmıştı, o da oğlu tam oldu. Kusura bakmayın Kalender Ağa ama sizi çağırmak zorundaydık. Eşlerinizden biri derste piknik yapmaya kalkmış, diğeri sınıfı savaş alanına çevirmiş. Siz kusura kalmayın Müdür Hanım, siz kusura kalmayın. Yani ben ne yapayım ki ne şimdi? Yani ben onların adına sizden özür dilerim. Ama ya böyle bir şey olabilir mi canım? Ya, öyle bir utanç içindeyim ki şimdi, bak öyle bir utanç içindeyim ki o kadar olur yani. İnanın, hatırınız olmasa şimdiye kadar çoktan polis çağırmıştım. Sonuçta Asiye Hanım'ın karıştığı adli bir olan. Keşke çağırsaydınız. Hiç olmasa aklı başına gelirdi. Ama... Dur! Cevap verme bana. Müdür Hanım, biz artık gidelim. Sizin de başınızı daha fazla ağrıtmayak. Her türlü zararınızın, ziyanınızın tarafımızdan karşılanacağını size bildirmek isterim. Bize güven. Sağ olun, teşekkürler. Yalnız... Bu durumda Asiye Hanım'la Ayşe Hanım kursiyerliğe devam edemeyecekler. Etmesinler canım. Kursiyerlik onların neyine ki ne? Aman ben doktor olacağım. He? Ben de güzellik uzmanı olacağım. Ne ne olacak? Yaşa geldiniz. Hala neyin peşindesiniz siz? De haydi. Benim peşimden. Bize müsaade. De haydi. Beni takip edin. Yürü, yürü. Gel. Gelin biraz daha. Gelin. Sizi bir okul kapılarından toplamadığım kalmıştı. Ben sizin veliniz miyim, kocanız mıyım? Deyin hele. Ama ağam, sınıfta çok alay geçtiler benimle. Bağ yaşlı dediler. Ağam. Ne? Ben yaşlı mıyım? Değil misin Asiye? Yakında nene olucuyun nene. Evet ağam, o nene olacak ama ben olmayacağım. Ne olur beni okuldan alma. Okul defteri kapandı Ayşe. Okul mokul yok, bitti. Eğitim benim anayasal hakkım. Engelleyemezsin. O zaman tutarım bir hoca, evde ders alırsın. Beni rezil etmene müsaade etmem. Ben özel hoca istemiyorum. Ben okula gelmek istiyorum. Arkadaşlarımla sosyalleşmek istiyorum. Önlük giymek istiyorum. Bu kılık kıyafet ne kızım? Şahtın şahbaz oldun. Bu önlükle ortalarda dolaşmaya utanmıyor mu? Niye utanacakmışım? Ben bana biraz öğretenin 40 yıl gölesi olurum. Sen beni okuldan alırsan gene geleceğim. He, ben de geleceğim. Hı. Ha yarın pompalımı alıp onların kapısına dayanmazsam bağda Asiye demesinler. Hele bir yap, hele bir yap. Bak o zaman seni gelip nezaret kapılarından kurtarıyor muyum? Aman biz meslek sahibi olmak için yaptık bunları. Ya nereden çıktı bu? Nereden çıktı bu sevda? Şimdi durup dururken nereden çıktı? Öz saygımız için ağam. Ne saygı ne saygı? Ulan sizin birazcık kendinize, birazcık bana saygınız olsaydı beni böyle rezil etmezdiniz. Ağam biz her şeyi senin için ettik ya. Sen bizimle gurur duy diye ettik. Siz ne zaman ki başınızı belaya sokmazsınız. İşte ancak o zaman ben sizinle gurur duyabilirim. De haydi şimdi düşün önüme doğru konu. De haydi. Gel canım gel. Gel Ayşe'cim. Gel. Ver onu bana. Gel canım. Aha işte. Ne? Yok. Kuşmuş ya kuş. Herif bizi karı gibi oynattı kahvaltıyı da yollamadı ya.
Biz sıkma istedik. Sanki çok şey istedik ya. La Arif bize parmağında salladı, salladı. Vallahi Baran haklı. Ah, adam ne dediyse yaptık, yapmadık mı? Ama sonuç hala buradayız. Ya tam evlendim, sevdiğim adama kavuştum dedim. Ama sanırım burada öleceğim. Şşş, kız Nazgül. Vallahi susuzluktan, açlıktan kırıldım. Kız Allah için bir damla içeyim. Yürü canım, yürü. Haydi başka mandıraya. Böyle boş boş yatarak sadece vakit kaybediyoruz. Ya ne yapaydık Bela Leyli? Haydi söyle. Kendi imparatorluğumuzu mu ilan edeydik? Hayır canım. Kurtulmanın yollarını arayalım. Vallahi benim karım doğru söyledi. En başından beri adam bizi kukla gibi oynatıyor. Biz de adama izin veriyoruz. Hata ettik, büyük hata ettik. Bizim acil olarak yardım istememiz lazım. Ay Allah'ın seversen Belo kimden isteyeceğiz? Gökyüzünden. He, böyle ellerimizi açak. Allah'a yalvarak diyorsun, dua edek diyorsun öyle mi? İşte bunlar hep hamilelikten oluyor halo. Dereş, doktor sana kalsiyum verdi yoksa mı yok? Yok ya öyle değil. Hadi şimdi hep birlikte sahile gelin. De haydi. Ya. Ama. Sahilde al. Ne yaptın şimdi orası? İş. Kıymetlimiz yaptılar. Kamila bacı. Kıymetlimiz yaptılar. Amine bacı. Kamila bacı. Ha kimse var mı dur? Yok ama size televizyon yasak gelemezsiniz. Bak biz böyle sessizce şu köşeye gider, öyle bakarız ha. Allah rızası için azıcık izleyelim Kamila bacı. Hem bak benim moralim çok bozuk. Ağam bizi okuldan aldı biliyor musun? Benimle de alay geçtiler. Ha bu sebepten bütün sınıfı mermi manyağı yapmak zorunda kaldım. Ne olur. Tamam be geçin Hayri ama ağaya söylemek yok ha. Allah Allah, çok özlemişim ya. Tamam yeter be. Kız, azıcık da ben hasret giderim. Çekilin ben benim televizyonum bu. Ben ellemeyin benim televizyonuma. Allah herkese böyle ince ekran, ultra HD bir televizyon nasip etsin inşallah. Amin. Ne güzel şurada film seyrediyordum ben. Allah Allah. Vallahi keyfimi bozdunuz ha. Hükümet kadın, hükümet kadın. Okudum, 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 okudum. Hükümet karimu? O ne demek ki? He, aynen benim kimi. Ha, işte senin kimin değil. Allah Allah, senin de tam tersin bir kadın. Bu kadın var ya bu kadın. Feodal düzene ve eril düzene hep karşı çıkan, baş kaldıran bir kadın. Kamil bacı, şimdi baş kaldıran derken ne? Bu kadın var ya bütün köyün erkeklerine baş kaldırıyor, belediye başkanı oluyor. Ana! Hem de karı başına. Erkeklerin suyu mu çıkmış karı başına? Belediye başkanı olmuş bu. Sıkıldım ben sizden. Hadi oturun da izleyin Allah Allah. Hadi izleyek, hadi izleyek, hadi izleyek, hadi izleyek. Alıyorsun. Yok, yok, yok. İnanılmaz. Valla ben de yeniden doğmuşum. Kız ne ağlıyorsun? Böyle başarı hikayeleri beni çok duygulandırıyor Asiye biliyor musun? Ha biliyorum. Tsubasa gol attığında da sana böyle ağladıydım. Ağam beni okuldan almayaydı. Belki ben de büyük bir gar olabilirdim. Ömer abla. Hayırdır? Sen de mi duygulandın? Kart karıya bak. Gözünü televizyondan alamıyor ha. Kız Mültebir çok mu duygulandın sen? Hem de ne? Ben de belediye başkanı olmaya karar verdim. Gelindir ağam bana demişti ki bu kadınlar televizyonda ne görse inanıyor demişti. Ben adama inanmamıştım. Vallahi benim ağam çok haklıymış be. Valla Möhteber abla, bu senin dediğin anca filmlerde olur. Biz daha böyle oturur, izleriz. He, ben belediye başkanı olunca siz de böyle oturur, izlersiniz. He.
ismi olucun? He, olacağım. Hayırlar olsun Möhteber. Ne oldu, nereden çıktı yine bu heves? Bak bunlar tuttular okullu olacak dediler, gittiler okulu karıştırdılar. Sen de şimdi belediye reisi olup belediyeyi mi karıştırıyorsun? Ya ağam, ben kendine öz saygısı olan prestijli bir ailenin ağkısıyım. Sen gidip damda uyudun da başına güneş neyin mi geçti yoksam? Yok yok ağam, televizyonda Hükümet Gare filmini seyretti kendileri. Ne etti, ne etti? Televizyon izledim. Allah Allah, ben kaç defa diyeceğim size. O kara kutuya bakmayın diye. Ben size yasaklamamış mıydım Çin'e? Bize değilsin ama sen de gizli gizli izliyorsun ama ben gördüm. Ben sadece ajansa bakıyorum, ajanslara bakıyorum. Pışık. Ben gördüm. Ajans majans değildi. Basbayağı Çukur dizisini izliyordum. Gerçi Allah razı olsun, sayende ben de biraz battım. Ya ağam, hakikaten ya, bizim yaşadığımız bu hayatın heyecanı meyecanı yoktur da. Of, vallahi ben kendimi tutamayacağım, kendi kendime itiraf edeceğim. Ağam, Yeni Gelin diye bir dizi var, ben de ona bakıyorum biliyor musun? Evet, onu ben de biliyorum, çok komik bir şey o ya. Aşk olsun benim ünlüm, teessüf ederim. Sen değil miydin Kamelya Hanım'a televizyona bakıyor diye kızam? İzliyorum dediysem yani böyle orada açıktı, böyle rastlıyorum ona öyle böyle bakıyorum. Aa Maria, öyle komik bir dizi ki düşünsene. Dizide 3 tane garı var, tıpkı aynısı bizim gibi. Senin gibi de çok karizmatik bir ağa var. Kanımca konusunu bizden çalmışlar. Ben senin yerinde olsam senaristi, yönetmeni, yapımcı karşıma alıp bir güzel konuşurum. Keyif meyif alırsın ya. Ama hemen bunun dediklerine bakma ağam ya. Sen şimdi de bakalım. Bana destek olacaksın mı? Möhteber. Çok merak ediyorum. Acaba hangi parti seni aday gösterecek? Bağımsız aday olacağım. Möhteber Hanım, siz bayağı bayağı ciddisiniz yani bu konuda. Ya ya. Ben bugünden itibaren bir tane seçim ekibi kurup hemen çalışmalara başlayacağım. Kendi aşiretimin ve Çikirova'nın bütün oylarına talibim inşallah. Bak sen, neyle talip olacaksın o oylara? Bu seçim işleri öyle kolay işler değil. Ayrıca bunlar masraflı işler, masraflı. Öyle der mi benim bilmiyorum. Sen benden daha tecrübelisindir bu konularda. Efendim estağfurullah ama hakkı haliniz var. Yani bu iş böyle böyle seçim otobüsü, mitingiydi, afişiydi, matbaasıydı, promosyonuydu. Gerçekten çok masraflı işler bunlar Möhteber Hanım. Amel abi, ne kadar tutar ki? Ben sana diyeyim. En azından bir 10 kağıt gider. Ay, 10.000 TL. 1.000 değil efendim. Milyon, milyon. Ama ne çok para. İşte onun için yani yol yakınken vazgeçin bu sevdadan diyoruz efendim. He, Möhteber. Bak, sen kendin hükümetli bir karısın. Bu hükümet işlerine gireceğin de ne olacak? Benim bir numaram. Yo, ağam. Ben şimdi bu konuların bir numarası değil, tüm Çikirova'nın bir numarası olmak istiyorum. Ben bütün kadınların... Ay ama neyi olacaktım kız? Sesi. He, sesi olacağım. Nesi olacağım, nesi olacağım? Sesi. Ezilen kadınlara el uzatacakmış ağam. He, ben tüm ağaların korkulu rüyası olacağım. Onlara böyle soğuk aldırmayacağım. Möhteber. Senin ne dediğini ulan duyuyor musun? Bak, sen bir ağa kızısın. Ayrıca sen bir ağa karısısın. Farkında mısın? Farkındayım ağam. Yani ben rahmetli babamla seni ayrı koyacağım. Tövbe estağfurullah. Ya de git Möhteber. Sen adayım aday olamayacaksın. Olacağım. Olamayacaksın. Olacağım. Olamayacağım. Olacağım. Bak olamayacağım diyorum. Öleceğim diyorum. Aday olsam da başkan olamayacağım. Olacağım. Bak görürsün olamayacağım. Bak görürsün olacağım. Olamayacağım diyorum. Olacağım. Olamayacağım.
Aferin. Hızlı. Bak. Yavaş. Ha ay ha. Selam. Ha. Yani şimdi Sebelo diyorsun ki bu yukarıdan bir uçak geçecek. Aha. Ha. Sonra o uçak bu yazıyı okuyacak. Aha. Sonra gelip bize yardım edecek. Aha. Evet. Ha. Ölme şeyim ölme yani. Ya uçak olmaz da gemi olur belki. Ateş de yaktık sonuçta. Yenge. Vallahi ufukta ne bir gemi ne de bir uçak. Of. Of of. Memleket hasretinden memleketin ezgisini duyuyorum Allah'ıma. Bir dakika, bir dakika. Benim duyduğumda size duyuyor musunuz? Ha, duyuyoruz. Serap'ın sesi işte. Serap kim dayı? Allah'ıma kitabla ben de duyuyorum. Bu bildiğim bizim oranın ezgisi. Vallahi ses bu tarafta gelir. He, he o zaman adada bizde başkaları da var değil mi? Ay, çok şükür. Bakın, karşıya bakın, dumanla işaret gönderiyorlar. Allah'ıma ben de ona bakıyorum. Biz ateş yaptık ya, onlar da bize cevap veriyor. Bebek, onların da yardıma ihtiyacı var. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Destek vermiyor, o vakit kendi başımın çaresine kendim bakacağım. Mühteber abla, şimdi nasıl olacak ya bu iş? Duymadın mı? 10 milyon lazımmış ya. Duydum. Ama ben akız olaraktan bilakis şahsen kendim, kendi hayallerim için 10 milyon harcarım. Vallahi mı Mühteber abla? He, vallahi. Ama bir dakika canım, Allah Allah. Öyle bir tek para yatırmakla olmaz o iş. Başka ne lazım gelir ki? Bir kere senin için çalışacak görevliler lazım. Yani sen seçim kampanyasını tek başına yürütemezsin ki. E o vakit bizim tarladan 5-10 tane ırgat alırım yanıma. Yok artık be. İyice saçmaladın ha. Olmaz öyle şey. Yani senin güvendiğin, inandığın birileri olmalı yanında. Yani senin adına o istemeye gittiklerinde karşıdaki adam diyecek ki ha bu ona kefil oluyorsa o zaman ben de oyumu ona veririm diyecek. He, öyleli. Ha, öyleli işte ya. Mühteber abla. He canım. Ben olayım o zaman. Sen mi? Ya Ayşe, ben şimdi çok merak ettim. Yani seni gören bana niye oy versin ki ne? Ya Mühteber abla, bir şöyle düşünsene. Bak, bir kadın çıksa gelse senin karşına. Kuması için senden oy istese. Kumasını sana övse. Ne dersin? Salağa bak derim, ne derim? Bu ayrı konu ama. Yok, ben salak demem. Ben derim ki bu karıyı kuması bile seviyor ise. Kız Ayşe, vallahi kedi olalı ilk defası bir fare tuttun. Ben seni aldım ha. Mühteber abla, beni almayacak mısın peki? Ha? Beni, beni. Asiye'ni. Kız Asiye, bir kumanın nesi var? İki kumanın sesi var. Hayırdır Kamil bacı, gıcık mı tuttu? Kız, sen de çalışır mı benimle?
Ne bileyim, bilemedim şimdi. Çok düşünmeyeyim ha. Ama ben kalırım başkanın yardımcılığına. Başkan yardımcılığı mı mı? Karı başkanın karı yardımcısı olur. Tamam kız, kamerim acı. Sen de bizimle çalış. O zaman ne duruyoruz? Hadi. Mütebel! Mütebel başkan, 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 mütebel. Mütebel başkan, 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 mütebel. Mütebel, mütebel. Ayşe! Evet başkanım. Otur aşağı. Tamam başkanım. Deme kız, yazık bunlara da. Sizi de buraya koydu kardeş. Biz kendimiz geldik. He? Tabii, vermiş altlarına karavanı, biz taban vaya kuvvet. Kimse vermedi kardeşim. Bu benim kendi karavanım. Ne? Kendi karavanı mı? Ya biz ta Pamukkale'lerden geldik buraya. İyi ettiniz, güzel yerler buralar. Ben inanamıyorum. Arkadaşlar siz manyak mısınız? Gelmişsiniz buraya, iyice kurulmuşsunuz, rahat ediyorsunuz. Hiçbir kaçma çabanız yok mu? Stockholm'e mi oldunuz siz, ne oldunuz? Teslim olmuşsunuz. Zaten Süverekli bunları tatile yollar gibi yollamış. Bu kadar alet edevatı bize de versen bizim de keyfimiz yerinde olurdu. Ne Süvereklisi ya? Ne diyorsunuz siz? Lan yok mu Süverekli? Dur, 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 dur. Sen şey yap. Süverekli yok mu oğlum? Hani her gün telefonla arıyor. Hani bize Dragon'a yiyecek içecek gönderiyor. Beynimizle oynuyor sağ olsun. Abi çaktık mı, iyi mi ya? Kardeşim, biz Süverekli falan tanımıyoruz. Biz buraya kafa dinlemeye geldik. Nasıl siz? Böyle kendiniz, yani kendiniz kendinizle geldiniz buraya, bu adaya. Ada mı? Ada değil. Adana, Adana. He? Adana. Bizim Adana'sı. Hangi Adana? Türkiye'den kim? Bakın benim zaten psikolojim bozulmuş. Hani burası beş tarafı denizle çevrili bir yerdi? Burası Adana mı? 01 mi burası? Bir şey söyleyin, bakmayın. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi biz Adana'da mıyız? Evet, Adana, Yumurtalık. Bizim Adana. Adana! Alo. Kıvır oğlum, kıvır. Lan yere git, kapat lan. Mutlulukla işimiz var. Kulturduk oğlum, seninle mi uğraşacak? Bak istediniz mi, ne güzel kıvırıyorsunuz. Kurtuldunuz ama şimdilik. Unutma ki bir gece aniden gelebilirim. Her zaman beklerik efendim. Dayıcığım ne diyor Süverekli? Boş ver, biz dalgamıza bakak. Dünya varmış be. Fakat bu programlarla insan bayağı stres atıyormuş ya. Benim odamda... O ne böyle bembeyaz?
Yatak odası dediğim biraz loş olur. Böyle uyunur mu ya? Böyle ışıl ışıl. Ay, o ledler olmuş mu böyle yatak başında be? Ay, ne zevksiz insanlar var ya. Vallahi billahi. Aa, o ne be? Oyuncak ayı o be. Cansucuğum. Hiç olmadı Cansucuğum, olmadı. Kami, ne yapıyorsun? Gelin abi mi o? Ne alakası var ya? Ben reklam girmiş. Ben İlber Hoca'nın programını seyrediyorum. Çok faydalı bir program karışım biliyor musun? İlber Hoca Roma'da Rönesans'ın doğuşunu anlatıyor. Sen bana sorsan ben sana çok güzel güzel anlatırdım maşallah bana. Maşallah sana şüphesiz çok güzel anlatırdın aşkım ama... İlber Hoca, vatan İlber Hoca var ve üstüme çok güzel anlatıyor. Ne diyorsun be? Beni mi yiyorsun sen Allah Allah? Sanki görmedim. Gelin eviydi işte. Ne alakası var? Reklam girdi dedim ya sana. Hani böyle girdi böyle gözüm kaydı. Hani senin de gözün kayıyordu ya bazen. Tamam tamam haydi. Haydi kocacığım işimiz var. Ne işimiz var bizim ya? Muhteberin danışmanı olacaksın sen. Ne danışmanı? Ha senin tabii hiçbir şeyden haberin yok. Bak şimdi Muhtebir belediye başkanlığına aday olacak. Sen de sağ koluyla ben de sağ kolu sol kolu olacak ikimiz. Ne işim var benim ya? Ben bürokrat adamım. Benim siyasette ne işim olur hayat? Ama kocacığım lütfen ya bak zaten emeklisin sen be emeklisin. Hem senin gibi bürokrasi deneyimi olan bir adam olmazsa bu muhtemir bu işin içinden çıkamaz. Lütfen kocacığım. Hayatım şimdi bilemedim yani şimdi. Yani biraz düşünmem gerekiyor. Ha tamam işte ben senin yerine düşündüm karar verdim. Sen olacaksın tamam. Haydi toplantı var haydi. Ya ama böyle apar topar toplantı olmaz ki karıcığım ya. Olur olur bak birimiz danışman birimiz yardımcılık kaptık mı ne güzel bize de meşguliyet olur kocacığım. Ya bak sadece senin hatırın için ona göre yani o da yalnızca danışmanlık ya haberin olsun tamam gidelim bir bakalım o da hani deneyimlerimden faydalanın diye o kadar. Tamam be tamam haydi. Ne oldu Kamil? Gelin evine mi takıldın? Merak mı ettin kim birinci olacak yarışmayı kim kazanacak diye? Ne alakası var ya? İlber Hoca'ya ayıp oldu ya. MKYK toplantısını açıyorum. Af buyur. MKYK? Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısını açıyorum dedim. Ay maşallah, maşallah. Hadi hayırlı olsun o zaman. Ha sen anladın yani Kutluç. Hanımlar lütfen mevzuyu dağıtmayalım, kaynatmayalım. Şimdi efendim ilk MKYK toplantımızda bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Evet, harita şart. Sonuçta kapı kapı dolaşıp insanların evlerini gezeceğiz teker teker. Yol bilmediğiniz bilmeden olur mu hiç Kamil abim değil mi? Aa, öyle demek istemedi benim kocam. Yanlış anladın sen. Strateji diyor, planlama diyor yani. Evet, devam et benim kocam. Teşekkür ederim karıcığım. Şimdi efendim, Muhteber Hanım adaylık başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Ondan sonra da tanıtım çalışmalarına başlayacağız. Bundan kolay ne var ki? Yani bitti. Çukurova tanır beni. Efendim, şüphesiz, şüphesiz. Muhteber Duran'ı herkes tanıyor, haklısınız. Ama biz... Yüreğir Belediye Başkan adayımız Muhteber Duran'ı tanıtmalıyız halka. Yani aslında projenizden, seçim vaatlerimizden, misyonumuzdan, vizyonumuzdan, ilkelerimizden bahsetmemiz gerekiyor onlara. He, şimdi bunu nasıl aktaracağız ki? Halk toplantılarıyla. Tamam, toplantıları burada yaparak işte. Saçmalama be. Allah Allah, vızır vızır konuşuyorsun arada bir be. Bütün ilçeyi buraya mı toplayacak? Efendim halk toplantıları için halk mitingleri yapmamız gerekiyor. Bu mitinglerde Muhteber Hanım halka seslenecek. Bu mitinglerde halkla konuşacak, sohbet edecek Muhteber Hanım ve halkın sempatisini kazanmaya çalışacak. Ya kız ne şimdi nasıl konuşurum ki valla beni gülme tutar ha. Hayır 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 gülme mülme yok gülmeyi unutun. Siyaset ciddi bir iştir. Bunun için bir imaj çalışması da yapmak gerekiyor. Şimdi o vakit yani benim bu ciddi ve vahşi hanıma imajım gayet uygun. He? Olmaz be. Olmaz tabii ki. Bir kere marka olman lazım. Yani
Demir Lady gibi bir imajın olmalı. O iş bende. Ben senin imaj maker'ın olacağım. Çok güzel ama marka olabilmek için halkın da benimseyeceği bir lakap bulmamız lazım Mertemer Hanım'a. Şalgam kafa nasıl, dur. Sen kendin şalgam kafana bak. Kız karılar, öyle değil be. Gülmek için, eğlenmek için lakap değil be. Allah Allah. Düşünün bakayım, ne? Düşünün. Tamam, elin demir lady'si varsa bizim de ağa lady'miz var, olmaz mı? Olmaz. Padoleteyi at bir kere kafandan, o ağa vurgusu falan da olmaz. Yani içinde böyle kadınlığın hem naifliği hem zarifliği olacak, hem de siyasetin gücü, kuvveti ve ciddiyeti olacak. Adam gibi kadın, olmaz mı? Kadın gibi adam. Sadece kadın. Ayşe sus bak, yiyeceksin şamarı şimdi ha. Aslında bu kurt karıya Demir Lady çok iyi olurdu ama onu da kapmışlar. Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? Mühteber abla. He. Sizin uçsuz bucaksız pamuk tarlalarınız yok mudur? Var. Peki herkesler sizin aşireti pamuk tüccarı olarak bilmiyor mi? He, bilir. He, söylüyorum sıkı durun. Pamuk lady nasıldır? Ana pamuk lady. Böyle pamuklara da sararız onu, çok güzel. O bembeyaz da giydiririz. Ana! Ne dedin kızım? Vallahi hem de bana böyle iri diri biçiydim ama vallahi beyaz da bir yakışır kime, değil mi? Ne duruyoruz o zaman? Hadi başlayak, hadi başlayak, hadi başlayak. Dur be! Bir tane şey kaldı. Saçım otobüsü bulacak. Aman ondan kolay ne var ki? Amur otobüsü var ya 004. Abla verir mi acaba bize? Vermem. Hayatta vermem. Yani sen bana şimdi destek olmayacaksın mı? Senin benim desteğime ne ihtiyacın var ki ne Mühtemel? Senin kurmayların var, senin ekibin var. Baksana. Evet abim, çok doğru konuştun valla. Biz bundan böyle Mühtemel ablanın kurmaylarıyız. Aferin Ayşe. Aferin Asiye, hakikaten kumalıktan kurmaylığa terfi ettiniz ya, aferin size. Sana da teessüf ederim Kamil Öztürk. Senden bunu hiç beklemezdim. Demek sen de bu şer ittifakının içine karıştın, öyle mi? Yazıklar olsun. Ne alakası var efendim? Benden profesyonel, bürokratik bir destek istediler. Ben de hanımefendileri kıramadım, yardımcı oldum. Ayrıca yani gerek sosyal, gerek politik hayatta kadınların katılımını sağlamak, bunu desteklemek görevimiz değil mi efendim? Bırak Allah seni. Bunların katılımından ne olacak ki ne? Bak ben Salih'im. Eğer bu karı yani Mühteber sırf bana inadından bu işe girmediyse benim adıma kalender bozuk değil. Aha yazıyorum buraya. Ağam ben kendimi halkımın hizmetine adadım. Ya sen ne inadından bahsediyorsun ki ne? Bak 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 bak. Hemen de havalara girmişsiniz bağlıyorum. Size başarılar dilerim. Kalender'cığım, bu kart karı belediye başkanı olunca pamuk lady diyeceksin ona. Ne? Pamuk lady mi? Oh, hakikaten de tam pamuk lady olmuşsunuz. Hakikaten tebrik ederim. Sen ancak benimle dalga geç. Yani kaç yıl o yastığa baş koyduğun kadına bir destekleyin verme. Hadi hadi. Beni siyasetine alet etme. Ben siyasetler üstü bir ağayım. Son sözün bu mu? Bu. Otobüsünü verecek mi? Vermeyeceğim. O vakit ben de Çikirova'nın en pahalı, en havalı otobüsünü almazsam bana da pamuk prenses, aman pamuk lady demesinler o vakit. Thank you.
Kurbaylarım. Hadi gidelim. Haydi. Günü günü. Kerem'cim. Başkan olunca biz bütün bunları senin burnundan fitil fitil getirecek. Hele kadar Rabbim, evim evim güzel evim. Bir daha sana kötü bir söz söylersem, senden kurtulmak istersen var ya, hem de bu dudaklarım çatlak çatlak ola. Leyla, ez kurbanem alaba ve habim. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim, şükürler olsun. Oy Allah'ım geldik. Nazgül dur. Ya ne duracağım Allah'ı seversen, konağa gelmişim, kavuşmuşum evime, niye duruyoruz? Ya bir dakika durun sakin. Ne oldu? Ya dayı korkutma bizi, yine ne oldu? Lan oğlum ağız birliği yapmamız lazım. Baran doğru söylüyor. Şimdi evdekilere ne diyeceğiz? Ya ne demek ne diyeceğiz ya, Allah Allah. Ne diyeceğimiz belli işte. O Siverekli oğlu Siverekli bizi kaçırdı diyeceğiz. Babam da bütün aşiretleri saracak üstüne. Saçma sapanlama lan. Diyek'te dünya savaşı mı çıksın? Evet. Bak abim bu sefer haklı. Eğer biz babama söylemezsek nasıl baş edecek? Ha? Bu adam hep bizden bir adım önde ya. Lan oğlum delilenmeyin. Adam yakamızdan düştü işte. Nasıl düştü ya? Bize bunca şey yapan adam birdenbire peşimizi bırakacak mı yani? Kız aşkım daha feci şeyler yapacak olsaydı orada yapardı. Düştü bitti onu tak işte. Evet evet Baran ağa çok haklı. Bakın bu sinekli denilen kıllık bizi arasaydı eğer şimdiye kadar 50.000 defa aramıştı değil ne de kurtlu. Tabii. Ha doğru. Aramadı değil mi Baran? Yok yenge aramadı. Sen ne yaptın telefonu sende mi hala? Ya ben de duruyorum ha paçada. Ver şu telefonu. Nasıl ver şu telefonu bana? Ulan senin gibi telefonum da Siverekli'nin de ben. Vur abi kır. Kır kır kır. Allah. Oh. Oh. Bas bas. Kır parçalarını bas üzerine bas bas bas. Bas. Ya tamam tamam. Ay, denirdin yoksa mı yok? Oh be rahatladım vallahi. Artık Siverekli'den de bu telefondan da kurtuldum. Oh yarasın. E o zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aç kapıyı Cemil. Cemil ha Cemil. Hadi. Hadi. Hoppa. Oh Allah'ım lan. Mecbur abla nereye gidiyoruz? Yani ne kadar kilo bu otobüs. Ha gidek talak da gelek. Alalım. He. Amı da yaptıklarına pişman edelim. He. Ana! Size dur. Aa. Anne ben buradayım. Annen senin yanında helal etmen. Sıra ver açıkta ben ablakam. Anam, anam. Kız sesini gördü seni. Evet. Şey kutluluk kazan hiç ben kaçtı. Hey hey. Babam, babam benim. Canım ben ayağını öpeyim. Ulan dur daha iki gün oldu. Oğlum ne bu özlemek böyle? Öyle deme benim babam. Gurbet çok zormuş. Bir daha senin dizinin dibinden ayrılan karnım var ya, ağzını burnunu kırarım yemin ediyorum. Ne gurbeti benim ciğerim? Siz tatilde der miydiniz? Ya ne tatili o Siverekli? Yani o sinekli otelde tatil ne mümkün? Ana senden daha evvel aldığım her şey burnumdan teker teker çıktı. Vallahi. Ay Cemil, oğlum, yavrum. Kızlarım nerede? Anne. Ay Ceylan'ım, satılmışım kuzum. Ay sizleri bir daha göremeyecek sandım. Ay benim son günüm, ben de öyle, vallahi ben de öyle. Ne olmuş bunlara ki böyle? Hiç babacığım, hiç bir şey olmadı. Biz sadece sizi çok özledik. Bana bak damat, sen bunları üzmedin değil mi? Yok baba haram mısın? Ellerini sıcaktan soğuğa sokmamaya çalıştım. Tabii. Şerelim, bu Baran bir şey yapmadı der mi size? Doğru diyor babacığım. Hatta
Yeri geldi Baran kendini bizim için feda bile etti. Evet. Karşılama seremoniniz bittiyse mutfağa geçebilir miyiz artık? Çünkü biz çok açız da. Ah anacığım. Ay ben seni şimdi doyururum benim kara kuzum. Ay bir tanem benim. Acıktın mı sen? Ya niye haber vermediniz geleceğinizi? Hazırlık ederdik ya. Ya biz sizi bu kadar erken beklemiyorduk. Hadi girek. Kurmaylar. Evet. Bu yemek işini şimdi gelinler halledebilirler. Bizim başka işlerimiz vardır. Ya bizim ne işimiz var Mütever abla? Ha ne iş olacak Ayşe? Otobüs alacağız, otobüs. Ne? Ne otobüsü ya? Bir dakika. Seçim otobüsü. Ana ne seçim otobüsü? Seçimler bitmedi mi ki ne? Yok yok, senin haberin yok kan. Annem belediye başkanlığına aday oldu. Ne? Ne? Paşa. Kız, abartmasın ya. Çocuklarım, ben şahsen bilakis ananız olarak yüreğir belediye başkanlığına talip oldum. Ay inan bir ana harika. Kurmaylar. Ayşe. Burada. Asiye. Burada. Kamil bacı. Burada. De haydi gidelim otobüs alma. Hadi gidelim. De haydi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sağ ol canım. Hadi gidelim. Yemin ediyorum artık kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Ay evet. Hadi biz de gidelim.
İhabe Troyme. Yani benim bir hayalim var. Bugün size diyorum ki, bugünün güçlüklerine rağmen benim bir hayalim var. İnşallah derinden kök salmış bir rüyam var. Kadınlar bir gün ayağa kalkacak, özgürce hayatlarını yaşayacaklar. Kabul edersiniz ki her insan kişi eşittir. Bu yüzdendir ki kadının erkeği eşit yaşadığı, kadına şiddetin olmadığı, tüm kız çocuklarının okula yollandığı bir dünya hayalim var. Ben başkan olduğumda kadınlar tarlada zafanda çalışmaya erkekler kayfede oturmayacak, o dar darlada zafanda çalışacaklar. Erkekler, abiler, kardeşlerim, ben sizin de başkanınız olacağım. Ben başkan olunca ırgatların maaşı iki kat olacaktır. Mehtimarım, biraz abartma hizmetini. Yani il derken ilçe yapacağız. Adana'yı İstanbul kimi metropol yapacağız. Cennete değecek hanım beni. Yüreğinin yüreği geliyor pamuk lady. Pamuk diyarı cennete değecek hanım beni. Pamuk lady olurum, hanım beni olurum. İçimizden biri geliyor pamuk lady. İçimizden biri geliyor pamuk lady. Artık değişecek.